sene hem moderatör hem konuşmacı olarak buradayız ve en zorlandığım kısmı anlatmak istiyorum ben. Çünkü kendimizi tanıtalım. Kendimizi tanıtma kısmı bazen içeriğin kendisinden daha zor geliyor bana. Çünkü biz kendimizi kimliklerimizle tanımlıyoruz. Kimlik nedir? Kimlik aslında topluma dönük sosyal bir yönümüzdür. Kimlik sınıflandırıcıdır, gruplayıcıdır insanları. Kişilik ise içten gelir, psikolojik bir tarafımızdır ve kişiliğimiz bizi ayrıştırır. Ama biz öyle bir sürece geldik ki sanki kimliklerimizle sınıflanmak bizi birbirimizden ayrıştırıp iletişimde kişilikleri göz ardı ettiğimiz için bizi birbirimizden uzaklaştırmaya başladı. O yüzden bu aralar bu kimlik konusuna gerçekten kafayı takmış durumdayım. Uzmanlar kimliği birçok alt başlığa ayırıyorlar. Giydirilmiş kimlikler, seçilmiş kimlikler, kültürel, yerel, ulusal. Ama hepimizin hayatında yaşadığı bir 5 dakikalık sekans var. Bütün kimliklerimizi orada ifşa ediyoruz. Hayatın doğal akışında bunu neredeyse bazılarımız her gün yapıyoruz. Tahmin edebilir misiniz neresi olduğunu? 5 dakikada. Bütün kimliklerimiz. Taksi! Yolcu! Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Çünkü taksi dediğimizde taksi yok. O da yolcu diye heyecanla durmuyor. Bir önce debeleneceksiniz. Güzergahı beğenecek mi, ikna olacak mı? Oraları geçelim. Biz o bilimdeki ceteris paribus, diğer tüm değişkenler sabitken taksiyi durdurabildiğimizi varsayalım. Bindik taksiye. İlk soru nedir güzergahı söyledikten sonra? Kendi içinde bir oksimoron ve paradoks olan nerelisin hemşerim? Hemşerim zaten aynı ilde yaşayan insanlardır ama bizde başında nerelisin kalıbıyla kullanılır. Ve işte size ilk ifşanız ulusal ve yerel kimliğiniz. Nerelisiniz sorusunun yanıtı genellikle içinde etnik bir bilgi de taşır. Yani Diyarbakırlıyım, Kürt müsün? Hemşinliyim, Laz mısın? Ege'liyim, muhacirlik var mı? Hemen ikinci kimliğimizi, yani biz etnik kimliğimizi ifşa ettik. Bu etnik kimliklerin bazıları dini referanslar da getirir. Dersimliyim, Alevi misin? Akışında gerçekleşen diyaloglar bunlar. Sonra ne olur? Ne iş yapıyorsun? Taksici için ne iş yaptığımız önemli bir bilgidir. Biz cebindeki parası kısıtlı bir emekçiyiz ve birazdan trafik yüzünden taksimetre çok yazınca panikle inecek miyiz? Yoksa şoförü hastalandığı için bugün taksiye mecbur kalmış ve bahşişi bol tutacak bir patron muyuz? Bunlar taksici için önemlidir. Bunlar hayatın her alanında herkes için önemli sınıfsal ekonomik bilgidir. Bir kimliğiniz daha ifşa oldu burada. Sonra ne gelir? Bütün kimliğimizde de, sabıka kaydımızda da, adli sicilde de yazan medeni halimiz. Medeni halimiz evlidir, boşanmıştır, duldur, bekardır. Ve bekar harici tüm seçeneklerde bu soru paket gelir. İkincisi, çocuk var mı? Ebeveyn kimliğiniz. Anne misiniz, baba mısınız? Daha ikinci dakikadayız şoförle olan muhabbetimizde. Peki buradan sonra ne oluyor? Bakın, biri serpak satmaya geliyor. Birisi camı silmeye kalkıyor. Hiçbir şey olmasa trafik açılmıyor. Ya da radyoda bir haber geliyor ve seçilmiş ideolojik kimliğimiz, en konuşmaya can attığımız şey, çalıştık biz buna, birilerini ikna etmek için can atıyoruz. Hemen siyasi görüşümüzü söyleyeceğiz, fikrimizi anlatacağız. Liberal miyiz, sosyalist miyiz, milliyetçi miyiz, vegan mıyız, vejetaryen mıyız? Ne olacak bu iklimin hali? Taksici yanıt verecek, o da bizi ikna etmeye çalışacak. Dönecek gaza gelip bana bak bayan diyecek. Ben bayan demiyoruz yalnız diye. Taksici benden feminizm vibe'ı alacak ve dönüp diyecek ki bacım lezbiyen misin? Sadece Türkiye'de yaşanan iki kavram karışımı bu. Dünyanın başka hiçbir yerine lezbiyenlikle feminizm birbirine karışmıyor. Bize has. Ve orada yeni bir kimlik karşımıza çıkıyor, cinsiyet. Şimdi buraya kadar taksici sordu, biz yanıtladık. İşte sadece bu son kimliğimiz daha taksi önümüzde dururken de üzerimizdeydi. Kimliğin kişilikten farkı, kimlik ortama göre değiştirilebilir. Kimliği içinize tutabilirsiniz, söylemeye, saklamayabilirsiniz. Bazı ortamlarda etnik kimliğinizi dile getirmezsiniz ya da bazen yerel kimliğinizi atarsınız. Muhatap olmak istemezsiniz, demezsiniz ben İzmirliyim, Çorumluyum dersiniz, Yozgatlıyım, Edirneliyim, ne var? Değiştirilir. Yani sıkıştığınızda ama kadınlığı değiştiremiyorsunuz. O üzerimize giyinik bir kimliğimiz. Ve bizim aslında en büyük yaramız da buradan başlıyor. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz kambur, nereye gidersek bizle birlikte geliyor.
Biz taksiyi durdurduğumuzda taksici kadın olduğumuzu biliyordu ve bize bununla hitap etti. Biz bu toplumda kadın olduğumuz için hep mazlum, mahcup, mağdur, narin, kırılgan, hassas, böyle bilindik. Şimdi bir gerçeklik. Bir insan bedeni 45 del acıya dayanabilir. Bir kadın doğum yaparken 57 del acı çeker. Bu 20 kemiğin aynı anda kırılmasına eşit bir acıdır. Ama evet sert erkeksin, sen çok haklısın. Senin ayrılık acına benim hassas kalbim nasıl dayansın? En iyisi şampiyon sen de dediğin gibi başlamadan bitsin. Biz bir günde 35 bin karar veriyoruz. 35 bin farklı karar veriyoruz bir kadın olarak. Ama aşkların kralı, garsona beni beklemeden sipariş verdiğin çok iyi oldu. Çünkü ben menüden ne yiyeceğimi nasıl seçeceğim? Kaliforniya Üniversitesi bir araştırma yapıyor. Erkek beyni kadından 6,5 kat daha gri, kadın beyni ise erkek beyninden 10 kat daha beyaz. Yani net. Ama yıllardır neyi anlatmaya çalışıyoruz? Hayır, hayır demektir. Emin misin diyor. Gri olan sensin. Ben 10 kat hayır eminim. Çünkü benim beynim 10 kat beyaz. Ve işte burada mitler yaratılıyor. Bu mitler hep ataerki tarafından yaratılıyor. İçine kadın dahil etmiyor. Sanıyorlar ki hepimiz hassasız, kırılganız. Ve giydirilmiş rol, bu toplumsal cinsiyet rolü, sadece bir davranış kalıbı giydirmiyor bize. Bizi giydiriyor. Biz alışverişe ve berbere, kuaföre kendi cinsiyet rolümüzle gidiyoruz. Kendimiz olarak gitmiyoruz. Yani şöyle düşünün, o taksiye ben dizüstü beyaz bir çizme giymişim, bir crop top, peluşta bir kürk var üzerimde, sahte, suni. Biniyorum ve soruyor adam, ne iş yapıyorsun? Diyorum ki, uluslararası ticaret avukatıyım, genel cerrahım, siyaset bilimciyim. Taksi şoförünün şekerin muamelesini yenemezsiniz. Çünkü bir kere o rolü giymişsiniz. Anne kıyafeti diye bir şey var ya. Estetikten yoksun, beline lastik takmışlar kot pantolonun. Ayakkabı giyiyorsunuz, burnu yuvarlak, şu kadarcık topuk. Tamamen konfor olarak, konfor göz önüne alınarak dizayn edilmiş. Niye? Çünkü siz artık bir üst kimliğe, anneliğe terfi ettiniz. Artık siz çilekeş, vefakar, canı dişine takan, saçı süpürge bir kadınsınız. Öyle aşk, tutku, şehvet, zevk ve estetik. Hani o zaman da makbul değildi ama geçmiş olsun, onlar kadın kimliğinizde kaldı. Yani bize bir şey giydiriyor bu toplum. O kimlikle bizi sınıyor. Ve şimdi size buraya kadar anlattıklarımı lütfen göz önüne almayın. Ve politik doğruculuk yapmayın. Kalbinizin sesini dinleyin. Objektif bir anket yapalım. 4 tane kadın, internetten bulduğum fotoğraf gösteriyorum size. Diyelim ki bir gece çocuğunuzu bakıcı olarak bunlardan birine bırakacaksınız. Ya da havaalanındasınız, kıymetli eşyalarınız olduğu bir valiziniz var. Ve bir saatliğine emanet etmeniz gerekiyor. Kodluyorum. Başörtülü Yemenili teyze 1. Yandaki güne giden abla 2. Alttaki o çok hoş, seksi lady 3, gergin fön 4 olsun. Bire bırakırım, emanet ederim diyenlerin ellerini görebilir miyim? Hiç fena değil. 2 diyenler? Herkes gün seviyor, herkes eğlenceden yana. 3, seksi lady'nin de fena değil oyları. 4. Üzdü. Şuna bakalım. Dinlerini anlatalım. Müslüman, Katolik. Şaşırdınız mı? Kısır yemeye gidiyor. Yahudi ve ateist. Fikriniz değişti mi? Fikri değişen var mı? Hangisi diye sormayacağım. Değişti. Şimdi bakalım diğer kimliklerine. 5 çocuk annesi, 4 çocuk annesi, çocuksuz 2 çocuk annesi. Fikri değişen var mı? 1-2 kişi, çok az. Hindistan, Latin, Amerikan, Rus. Sizin için bir şey fark etmedi. Biraz fark etti, bazılarında fark etti. Kim olduklarını duymak ister misiniz? Tercihlerinizin. Jalabai Dalavi. Hindistan'da
5 çocuğuyla birlikte yaşarken eşi Pakistan'a gidiyor. Diyor ki Müslümanız, burada bizi katledecekler. Umurum değil diyor. 5 çocuğu ve ülkeyi bırakıp bir yere gitmiyorum. O ara Hindistan'da pirinç yok. Diyor ki kara borsa pirinç işine gireceğim. Tek başına 5 çocukla. Kara borsa pirinç işine girip sonra diyor ki ben bunlar likör yapamaz mıyım acaba? Likör yasak. Merdiven altında likör üretmeye başlıyor. Sonra bu içki satışını diğer içkilerle yönlendiriyor. Ve bir sihri var. Polis tarafından asla yakalanamıyor. Yakalandığında delil bulunamadığı için hemen salınıyor. Hindistan'ın 3 büyük karteli var. Üçünün de lideri erkek. Elini öpüyorlar. Bizi birleştir, büyük bir güç alalım. Biz de kolluğa karşı olmak istiyoruz diyorlar. Jalabhoy Dalavi hayatı boyunca cezaevinde yatmadı. En uzun gözaltısı 2 ay sürdü. Delil yetersizliğinden gene salındı. Sexy Lady'yi beğenmediniz Molly Bloom. Amerikan kayak takımında profesyonel olimpiyat yarışçısıydı ve babasının tercihiydi. Bir otoriteyle yarışlara hazırlanıyordu. Bir sakatlık geçirdi ve baba otoritesini silip attı. Dedi ki, Ivy League'de bir üniversiteye gireceğim ve politika okuyacağım. Senden de 5 kuruş para almayacağım. Yakamdan düş baba. Gittiğinde para kazanmak için bir adamın yanında krupiyerliğe başladı. Sonra dedi ki, bu poker işi çok kolay, bunu ben niye kendim yapmayayım ki? Hollywood yıldızları, dünyanın en büyük iş insanları, siyasetçiler, bazı ülkelerin bakanları, kaçaklar, Amerika'nın 5 yıldızlı en pahalı otellerinde giriş ücreti $250,000 başlayan illegal poker masaları kurdurdu. Peşine FBI düştü. Sizin Reza Zarrab davasından hatırlayacağınız Bahara'nın ünlü olduğu davadır Molly Bloom'un davası. FBI ile bir anlaşma yaptı. Cezaevinde yatmadı. Bu fotoğrafta bekar ve çocuksuzdu. 44 yaşında ilk çocuğunu doğurdu. Bir nörobilimciyle evlendi. Ve hiç cezaevinde yatmadığı gibi her şeyini kaybettikten sonra FBI ile uzlaşmak adına yepyeni bir işe başladı. Sahnelerde keynote speakerlık yapıyor. Konuşmacı olarak ekmeğini kazanıyor. Fönlü'ye hiç oy vermediniz. Valentina Tereshkova. Dünyanın etrafında 1963'te 48 tur attı, 3 gün sürdü. Ve o zamana kadar tüm Amerikalı kozmonotların uzayda geçirdiği sürenin toplamından daha fazlaydı. Neil Armstrong'un uzayda Ay'a gidip ayak basması ondan 6 yıl sonraydı. Valentina Tereshkova, normalde boydan fotoğrafını görseniz madalyaları buradan başlıyor, diz kapaklarının altına iniyor. Bir halk kahramanı. Sovyetlerde Komünist Parti'nin merkez komitesinde yer aldı. Birleşmiş Milletler'de ve Dünya Kadın Konferanslarında Sovyetler Birliği'ni temsil etti. Siyaseti hiç bırakmadı. Şu an Putin'in yer aldığı Rusya'da hala Rus yasama organı Duma'da yetkili. Neden? Çünkü Putin Valentina'yı karşısına almaya korktu. Böyle bir halk kahramanını düşmanınız olarak lanse edemezsiniz. Her ne kadar kadın ateist ve komünist olsa da yasamada kendisine bir rol vermek zorundasınız. Çok sevdiğiniz Griselda Blanco, hazır mısınız? Griselda. Latin dedim, niye anlamadınız? Kolombiyalı. Amerika'da çok meşhur. Çünkü Medellin kartelinin Karadulla kaplı lideridir. 1 milyar dolarlık bir kokain ticaretinde aylık cirosu $80 milyon. Birebir parmağı olan tespit edilebilen cinayet sayısı 200'dür. Bunlardan 3'ü eski kocalarıdır. Medellini karteli kendisini şöyle anlatır. Pizza siparişi verir gibi ölüm emri verir. Tarih bir çocuk için bu kadar kolay, sıkın kafasına talimatını yazmamıştır. O çok sevdiğiniz Godfather'da yatağa at kafası koyma, bunun yanında tiyatro kalır. Griselda bu arada yakalandı, cezaevinde yattı. Erken tahliye olmayı başardı. Çıktıktan sonra ilk yaptığı şey son ortağını ortadan kaldırmaktı. 8 sene izine rastlanmadı. 69 yaşında bir kasaptan et almış, eve giderken biri kafasını sıktı, öyle öldü. 69 yaşında kurşunla hayatını kaybetti. İçlerinde tek ölen ve kötü ölen Griselda. Ama baktığınızda giydirilmiş kıyafetler, giydirilmiş kimlikler, kişiliklerin yanında ne kadar saçma kaldı değil mi? Şimdi şöyle düşünelim. Bu kadınlar ideal mi? Değil. Tereshkova bile ideal değil. Çünkü sen Sovyet Rusya'sında Komünist Parti'nin MK'sından kalkıp Putin'in doğum gününe özel davetli olarak gidemezsin yani. O bile ideal değil. Ama objektif olarak bunlar güçlü kadınlar.
Bunlar hükümet deviren kadınlar. Bunlar kartel kuran kadınlar. Bunlar milyar doları illegal yöneten kadınlar. Çünkü güç yasal bir zemin aramaz. Biz zaten buna çok iyi sınandık. Hepiniz takdir edersiniz ki. Peki bize güçlü kadın diye sunulan imge ne? Biz güçlü kadından ne anlıyoruz? Eşitliği en çok konuştuğumuz 8 Mart'ların kamu spotlarına, kurumsal reklamlarına gelin. Otobüs kullanan kadın. Kadın pilot. Forklift kullanıyor kadın. Kadın cerrah. Güçlü. 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 Dümdüz meslek ya. Sınavına giriyorsunuz. Okulunu okuyorsunuz. Meslek işte veriyorlar. Yapıyorsunuz. Yani bu niye güç oluyor? Yani soruyu şöyle soralım ya da. Biz neden en ufak hayata tutunma başarımızda güçlü olmak zorunda kalıyoruz? Niye biz bir kamyonu sürebileceğimizi ikna etmek için efor sarf etmek zorunda kalıyoruz? Niye biz hayatın akışında durduk yere yapılması gerekeni yapıp diğer adamlar gibi normal sayılamıyoruz? Biz niye normali yaşamak için güçlü olmak zorundayız? Ve diğer bir soru, niye biz güçsüzken hayat akışında bizi ayakta tutamıyor? Bir diğer temel kaygımız da bu. Biz gücü yanlış yerde arıyoruz. Bize dayatılan hep bir mükemmeliyetçilik var. Bizden beklenen ne? Ekonomik bağımsızlığımızı elimize tutacağız. Ama bunu yaparken eğer evde başka bir erkek varsa onun egosuna da saldırmayacağız. Çocuğun tüm bakımından ve okulla olan ilişkilerinden ve sağlık kontrollerinden sorumluyuz. Bunu yaparken de uzun süreli ilişkide tutkuyu ayakta tutmak için partnerimize küçük hoş erotik sürprizler hazırlayacağız. Ve tabii ki bakımlı olmayı bırakmayacağız. İşimizde çok iyi çalışacağız, kendimizi ispat edeceğiz, gözümüzü çok fazla yükseklere dikmeyeceğiz. Patavatsızca konuşmayacağız, yöneticilerin suyuna gideceğiz. Ve eğer her şey yolundaysa bize diyecekler ki iyi kadın, güçlü kadın. Bu mu ya? Biz sizin en ufak takdirlerinize layık olabilmek için her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda mıyız? Her şeyi tırnaklarımızla kazıyıp her şeyde mükemmel olmak zorunda mıyız? Değil, başarılı kadının mükemmellikle eşlenmesi toplumda makbul görülen kadın kimliği için mükemmel olmanız gerekiyor. Biz sizin kimliğinizin bize biçtiği giysilere sığmak zorunda mıyız? Biz normal, sıradan insanlar, erkekler gibi yaşayamaz mıyız? Ataerki ve bu düzen bizi korkuyla sınıyor. Yargıda adaletsizlik, yaftalamada izansızlık, toplumda dışlanma, sürekli bir korku içerisindeyiz. Ve bu korku bizi hata yapmaktan dehşete düşürüyor. Hata yapmamanın yolu nedir? Yapmamak, denememek. Yani motor ehliyet sınavına girmemek, teknede yaşamaya kalkmamak, dünyayı gezmeye niyetlenmemek. Çünkü üzerimizde bir korku imparatorluğu var. Çünkü bize giydirilmiş bir kadın kimliği, bir makbul kadın giysisi var. Çünkü kimlikler üzerinden korku salmak çok kolay. Çünkü cesaret bir kişilik özelliğidir, bir kimlik özelliği değil. O yüzden bu düzenin korkularımız işine geliyor. Kimliği giydirip kimliklerimizle yargılamak bu sistemin işine geliyor. Dolayısıyla taksiden inerken neşeyle el mi sallıyoruz? Yoksa bazı kimliklerde ihtimal dahilinde uzlaşabildiğimiz taksiciyle ya da uzlaşamadığımız taksiciyle parayı halka koltuğa fırlatıp kapıyı çarpıp plakasını alıp koşuyor muyuz? Bunu belirleyen kimlik mi? Bizim diyaloğu yönetebilme, iyi iletişim kurabilme gibi kişilik özelliklerimiz mi? Bakın, kişilik geliştirilebilir ama ana göre iradeyi değiştirilemez. Çünkü kimlikten çok daha güçlüdür. O yüzden şimdi başta yapmam gereken kendini tanıtma işini ben en sonda yapayım istiyorum. Ben dayatılan tüm kimliklerin ayrı ayrı kavgasını vermekten bıkmamış da yorulmuş. Her şeye inat, yaşasın hayat şiarıyla mutluluk devşirmek mevzusunda bazen absürtleşmiş. Coğrafya kaderdir, bizde kederdir algısına inat, ortalamanın üstü umutlu, orantısız coşkulu.
Zaman zaman endişeli, görece neşeli, biraz alemci bir kişiyim. Gün gelmiş fabrikada işçi, gün gelmiş bir kadın girişimci. Günü gelmiş gazetede köşe, dergide öykü, yayın evi sordukça kitap yazmış. Eşitlik, adalet, özgürlük gibi eylemlerde aktivist olarak yer almış ve gel anlat denildiğinde katıldığı söyleşilerde bunu anlatmış. Yazdığım ve okuduğum kadar edebiyattan da dem vurmuş biriyim. Okulunu okuduğum için siyaset bilimci, ekmeğimi kazandığım için iletişimci. İki cevvalin yetebildiği kadar annesi. Yemek, çamaşır, bulaşık, sağlıklı beslenme, bir nevi ev emekçisi. İş verilirse moderatör, layık görülürsem konuşmacı, ne iş olsa yaparım. Hayatta mutlu olmak ve özgür olmak için hata yapmaktan korkmayı bıraktım. Ve sürekli makbullük sınavlarından kalıyorum ve bu başarısızlığımı çok seviyorum. Yeter ki hayatlarımız onurlu ve iyilikten yana olsun diyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Teşekkürler.